Yeşilçam filmlerimizden hatırımızda kalan babacan patronlar ve haylaz oğullarının gerçek hayatta pek karşılığı olmasa da tanık ailesi için bu durum farklıdır. Eskilerin deyimiyle dönemin meşhur tüccarlarından Hasan Tanık, Anadolu'nun bozkırında taş toprak işleriyle uğraşarak ekmeğini tam anlamıyla taştan çıkaran bir aile babasıdır. Oğullarından en küçüğü Namık Tanıksa yaramazlığı kendine hak gören, okuldan kaytarıp oyuna kaçan, günün sonunda soluğu babasının iş yerinde alan, ele avuca sığmaz bir çocuktur. Çocuklarına yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde de patron olan, elinden geldiğince çocuklarına nasihat ederek iş ahlakını öğreten baba Hasan Tanık'ın en büyük mirası ise çocuklarına bıraktığı itibarıdır. Her türlü haylazlığına rağmen desteğini esirgemediği oğlu Namık Tanıksa, babasının yolundan giderek işleri birkaç adım öne taşıyan, bunu yaparken de Hasan Tanık'ın mirasını gururlandıran başarılı bir iş adamına dönüşse de haylazlığı baki kalanlardan. Küçük yaşta yevmiye ile çalışarak iş hayatına atılan, babasının ahlakıyla yoğrulup kazandığını biriktirerek yatırım yapmayı daha o yıllarda alışkanlık haline getiren Namık Tanık, kazandıkça değil, dağıttıkça büyüyenlerden. Her dönemde hayatları merak konusu olan iş adamlarının yaşantısını ekrana taşıyan, dünyayı inşa edenlerin bu haftaki konuğu, gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve hayır işleriyle dönem dönem gazetelere manşet olan, bu nedenle de işleri ve hayatı en çok merak edilen iş adamlarımızdan Namık Tanık. Başarı ve başarılarının sırları ile ilgili çok şey söylendi. Söylenme de devam edecektir hiç kuşkusuz. Bu haftaki konuğum Sayın Namık Tanık. Türkiye'de gerçekleştirdiği alışveriş merkezi ve iddialı konut projelerinin yanı sıra yurt dışındaki işleriyle de adından övgüyle sıkça söz ettiren, Türkmenistan'da 500 günde 180 köprü yaparak neredeyse 2,5 günde bir köprüyü tamamlayıp köprülerin efendisi olarak anılan, iş dünyasının ikinci kuşak temsilcilerinden Namık Tanık da hayatı boyunca tatil nedir bilmeyenlerden. Ankara'da doğup büyümüş olsa da aslını hiçbir zaman inkar etmeyen, memleketi olan Çankırı'ya büyük hizmetler veren, öyle ki Çankırı denilince ilk akla gelen isim. Babamın kendi iş yeri vardı, iyi kötü malı mülkü vardı, zengin sayılırdık. Hasan Ağa derlerdi, gerçekten ağa bir adamdı. Dolayısıyla altyapısı hazır olarak biz ticaret hayatına girmiş olduk. Çocukluğumuzda işte okul, okuldan iş yeri, yine babamıza yardım, babamızın iş yerinde çalışarak geçirdik. Hareketli bir çocuktum. İşte hem okul, hem iş, hem oyun, hem top, o bu derken işte böyle bir çocukluk geçirdik. Kaç kardeştiniz? Biz 4 kardeştik. Ben 12 yaşındayken en büyüğümüz abimizi kaybettik. Sonra 3 kardeş devam ettik. Sonra tekrar 4 kardeş olduk. Babam ikinci evliliğini yaptı. Yani 4 kardeş olarak da devam ediyoruz hayata. En küçük bendim. Tabii benden sonra bir tane daha gelince tahttan olduk. Bir kız kardeşimiz var 4. olarak. Öyle. Tarifsiz bir sevgi ve özlemle andığı rahmetli babasından bahsederken gözleri dolan Namık Tanık'ın yoluna ışık tutansa zamanında babasından aldığı öğütler olmuş. Babası Hasan Tanık'tan hayata dair çok şey öğrendiğini her fırsatta dile getiren Namık Bey için babası mertliğin sembolüdür. Bu mert adamdan aldığı en büyük nasihatsa itibarın en büyük servet olduğunu hiçbir zaman unutmaması gerektiğidir. Babam zaman çok az konuşan bir insandı, özlü konuşurdu böyle. Hep dürüst olmayı bize söyledi, itibarlı olmayı anlattı. Zekatımızı tam vermemizi öğütlerdi. O zaman çok anlamazdık. Oğlum fakirin hakkı üzerinizde kalmasın, onu bol verin derdi. O tip güzel öğütlerle işte yola çıktık. Ha bir de dedi ki bak bu benden sana son vereceğim para, gözünün önüne bak,
ister bat ister çık dedi. O da bir kuruş çalışmaz dedi. O da vurucu. Çıktığınızı gördü mü? Gördü, çok mutlu oluyordu. Mutlu oluyordu ama bunu söylemeyin. Oğlum çok fazla göz önünde olma diyordu. Ama ilk kez çıkıyorsunuz zaten. Yani nazar var, göz var, kıskanan var, olan var, olmayan var. Bir sürü bir şey var. Yani biz zaten havalı bir aile değil, Anadolu'dan gelmişiz. Kültürümüz belli, yapımız belli. İstesek de yapamayız da. Hani onun için gizli kalmak. Hatta şu alışveriş merkezlerini yapmasak hiç kimse bizi tanımazdı. Bir Namık Tanık diye biri var diye isim geziyordu ama sima gazetede şurada burada resim falan, Facebook o bu şu, hiçbiri yoktu. İyiydik, rahattık ama şimdi de rahatız çok şükür. Bir şeyimiz yok. Tanınmış olduğunuz için mi rahatsız oluyorsunuz? Zaten tanınıyordum, biliniyordum. Ama yüzünüz tanınmıyordu sadece. Yüzüm tanınmıyordu, kendim bilinmiyordum. Ama işte magazinsel işler olunca, AVM tarzı işler olunca ister istemez medyatik oluyorsunuz. Öyle olunca da çıkıyorsunuz. Belki bunun 10 katı altyapı müteahhit olsam hiç kimse beni tanımayabilirdi. Yani ismen bilinirdim ama şeklen bilinmezdim. Neyse, olanda hayır vardır diyoruz tabii ki bu arada. Okul sonrası vaktinin çoğunu babasıyla birlikte geçirerek kendine verilen sorumlulukları yerine getirse de eli avuca sığmayan bir çocuktur Namık Tanık. Hazır oyuncağın bulunmadığı yıllarda imalatı, bakımı, onarımı ve süslemesi tamamen kendine ait tornetiyle mahallenin de en gürültücü çocuğudur. Ya biz genelde çocukken sanayiden giderdik, sanayide şeye yakındı. Rica ederdik oradaki tamircilerden. Tornetler vardı, böyle çıkan eski bilyalar olurdu. Onlarla kendi oyuncağımızı kendimiz yapardık. Sonra hatırladığım yeşil renkli bir plastik araba vardı. Almıştık, küçücük, şöyle 20 santimlik falandı. Ondan sonra kumanda yapmıştım telden. O bizim yaşımızda, bizim çağımızdaki çocukların ve şimdiki işte 50 yaş grubu insanların klasik oyuncakları bunlardı. Öyle bugünkü anlamda, düşündüğümüz anlamda oyuncağımız falan yoktu. Ya hiç bisikletim olmadı mesela. Ama çok şükür 12 yaşında araba kullanmaya başladım. 16-17 yaşında arabam oldu. Sanayiden arayıp bulduğu rulman, sık sık kırılan gövde için araştırılan tahta takozla buluştuğunda tornet dönemin en gözde oyuncağı olurken, yokuş aşağı yapılan hız denemeleri Namık Bey için gelecekte pilot olmanın da hayalini kurduran yegane şeydir. Pilot olmak istiyordum küçükken, çocuk yaşlarda. Tabii olamadım ama daha sonra işte herhalde bundan 15 yıl evvel falan kurs aldım, ders aldım. Bildiğimiz o Cessna tek motorlu uçakları kullanabiliyorum. Hobi olarak yaptım, meslek olarak yapmadım. Pilotluk hayalimi öyle gerçekleştirmiş oldum. Çalışma hayatına babasının yanında başlayan, okul yıllarını çalışarak geçiren, henüz 19 yaşındayken kendi firmasını kuran Namık Tanık'ın haylazlığı ise bakidir. İlk eşim ilkokul birinci sınıfta basın evlerinde oturuyorduk. İncirli'de babamın şeyi var, ardiyesi vardı, biriket büz üretiyorduk. Orada da inşaat malzemeleri de satıyordu dışarıdan, işte kiremitti, kireçti, şuydu buydu. Çarpmayı toplamayı öğrendiğim için kantar vardı. Kantarda kadınlara kireç satardık. İnsanlar kireci alır, söndürür, hamur haline getirir, şimdi öyle tarif edeyim. Yoğurt haline getirir, duvarlarına badana yapardı. Hatta bazıları lüks olurdu, içine renk katarlardı. Sarı, pembe, kırmızı. Evleri öyle çıkardı. Ben o kireci satma görevi okul çıkışlarında benimdi. Günde 10 lira para alıyordum. Ayda 300 lira ediyordu. Her ay bir tane Reşat altını alıyordum o zaman o parayla. Biriktirmeye o zaman başlamıştım. Ondan sonra tabii kadınlar da, kirecin de kamyondan boşaldığı zaman iyileri
topakları üstte kalır seçildikten sonra. Hı. Kadınlar da en tepeye çıkmaya uğraşırdı. Ben onlara biraz argo küfrederek falan indirirdim aşağıya. Tabii 7 yaşında çocuğum, onlar da gülerdi bana. Öyle başlamıştım. Sonra ilk işim, kendime ait ilk işim 1983 yılında, 19 yaşındaydım. İnşaata başladım. Hepsi 6 daireli bir inşaattı ama bana şimdiki birkaç bin konuttan büyük ve zor geliyordu. İlk defa, baba mesleğim inşaatçılığa yakındı ama altyapı malzemeleri üretiyordu, biriket üretiyordu. Ben farklı bir şeye geçtim, kulvara geçtim. Yapsat yapmaya başladım. Yıl 1983, yaşım 19. İşte büyütmem de var ya, oradan şimdi düşüyorum. Eskiden söylemiyordum ama. Ondan sonra başladık. İlk işim oydu. 19 yaşında. Tapu dairesine gittiğim zaman insanlar şey yapıyordu, tapu memurları, bu çocuktan mı daire aldınız diye millete soruyorlardı, gülüyorlardı falan. Öyle güzel anılarım var o anlamda. Sonra iş hayatınız nasıl devam etti Namık Bey? Sonra 6-7 tane inşaat yaptım. Adana'da altyapı işi yaptım. Hı hı. O süreçte. Didim tarafında bir altyapı işi yaptım. Ama merkez, Yapsat merkezi Ankara'ydı. Daha sonra bıraktım. Şöyle Yapsat'ı bıraktım. Altyapıyla ilgili babamın baba mesleği olan boruculuğu geliştirdim. Son teknolojik makineler getirdim, kurdum. İşte Türkiye'nin o zaman boru ihtiyacının belki %70'ini karşılar hale geldim. O kurduğumda da yaşım 26 olmuştu. 90 senesiydi. 90 senesinde rahmetli bir kardeşim vardı. Kardeşim kadar sevdiğim ortağım vardı, Kerim Kavacıklı. Onunla beraber Adana'da bir iş yapmıştık. O sürecin sonucunda Ankara'da bir fabrika kurduk. O da 2,5 yıl sonra rahmetli oldu. Ben devam ettim. Dediğim gibi, yani bir dönem borucular kralı olduk. Hala da devam ediyor aslında ama. Peki niye sektör değiştirdiniz? Aslında sektör değiştirmediniz. O iş hep devam etti değil mi? Tabii, o hala devam ediyor. Hı hı. O hala devam ediyor. 2 tane Ankara'da fabrikamız var. 2 tane Türkmenistan'da fabrikamız var. O baba mesleği inşallah hep de devam edecek. Onu değiştirmedik. Değişen inşaatın türleri. Üst yapı, alt yapı, AVM. Öyle aralarında gidip geliyoruz. Zamana göre, zamanın ihtiyaçlarına göre bazen üst yapı yapıyoruz, bazen altyapı da sürekli devam ediyor. Bazen alışveriş merkezi yapıyoruz, yaptırıyoruz. Öyle devam ediyor. Ama daha yedi yine aslında değil mi? Hani yer üstünde işler yapmaya başlıyorsunuz. Daha ağırlıklı. Hep altyapı ağırlıklı. Altyapı çalışmaları hala yapmışsınız. Aslında hep altyapı ağırlıklıyız. Yani şu andaki işlerimizin %95'i altyapı. Bunun içinde altyapı derken kanalizasyon, köprülü kavşaklar, yol, karayolu, demir yolları ve elektrik sinyalizasyon işleri yapıyoruz. Bunun hepsine birden de altyapı diyoruz. Hı hı. Devam eden işlerimiz öyle. %95 oranında o. %5'likte de üst yapıda gözüküyoruz. Zaman zaman işte gördüğünüz gibi birkaç tane inşaat yapıyoruz. Kimsenin cesaret edemediği, duyanlarınsa olmaz öyle şey dediği işlerin altından başarıyla kalkan Namık Tanık'ın kendi deyimiyle en deli projesi ise ülkenin en büyük alışveriş vadisini Mamak Çöplüğü'ne kurmaktır. Vadide yer alan alışveriş merkezine Ankara'nın en yüksek konut kuleleri ve Avrupa'nın en büyük ikinci akvaryumu da eşlik eder. Namık Tanık için vadi büyük bir gurur kaynağı olur. Projenin bitimiyle birlikte büyük bir değişime uğrayan bölge bugün Ankara'nın gözde yerlerinden birine dönüşmüş durumdadır. Söylediğiniz gibi burası Çankaya'yla Mamak'ın kesiştiği nokta. Bizim projeye başladığımız zaman bir viyadük vardı. Şu gördüğünüz binaların hiçbiri yoktu.
Ve bol miktarda çöpten uçuşan poşetler ve kağıtlar vardı. Kaç yılında? Vartılar vardı. Bundan 6-7 yıl evvel toplam. Hı-hı. 2009 falan senesi. Buradan geçerken insanlar burnunu tıkayarak geçiyordu. Ve Çankaya Köşkü'ne kadar giden bir koku vardı. Biz de imar planlarında belediyeler burasını işte ticari alanı olarak ayırmıştı. Biz de AVM yapmak için bir yer bakıyorduk. Sonuçta Ankara'nın bu bölgesini, batıya kayan Ankara'yı birazcık doğuya rotasını çevirdik. Çevreye duyarlılığı ve doğa tutkusu özel hayatını etkilediği kadar ister istemez tüm projelerine yansımış. Yaptığı her projede özellikle ağaç sevdasının ön plana çıktığını gözlemlediğimiz Namık Tanık'ın sıkılmadan saatlerce izlediği kartallarsa projelerinin ilham kaynağı. Yani saatlerce seyredebilirim bunu, böyle süzülüşlerini, ses çıkartmalarını. Avına çullanırken Vega diyorlar zaten. Vega ismi de bundan gelme. Bazıları başka yorumlasa da avına çullanan kartal anlamında kullanılıyor Vega ismi. Böyle gelir, alıp çıkar. Ses çıkarıyor. Şimdi altında çıkartmıyor. Altında belli ki avı yok. Öyle dolaşıyor. Kısmetini arıyor. Birazdan ciyaklamaya başlar. Onu da alırız. Hayvanların içinde en sevdiğiniz hayvan diyebilir miyiz kartal için? Diyebiliriz. Ama doğayı çok seviyorsunuz doğayı zaten. Çok bulunduğumuz ortamdan da belli. Evet. Elimden geleni yapıyorum doğa için. Karşı dağlara da hep şey getirtirdim. Palamut tohumu. Gördüğümüz araziler inşallah bizim değil oralar ama oraları da meşe ağacıyla tohumlarını attırdım. İnşallah yıllar sonra yemyeşil her tarafı göreceğiz diye düşünüyorum. Başkentin köşk camisi olarak bilinen ve konsolosluklara yakınlığı nedeniyle İngilizce hutbe de okutulan Hasan Tanık Cami, Namık Tanık'ın kaybettiği oğlunun anısına yapılsa da mimarisi ve ışıklandırmasıyla aldığı ödüllerle yurt dışında da adından bahsettiren bir yer olur. Hayır işlerinde olduğu kadar sosyal sorumluluk projelerinde de ünü yurt dışına taşan işlere imza atmayı seven Namık Tanık'ın memleketi Çankırı'da inşa ettiği Türkiye'nin ilk ve tek kanser araştırma merkezi ülkenin de umudu olur. Türkiye'nin dört bir yanına diktirdiği çam ağaçları, yaptırdığı ve sayısını söylemekten hoşlanmadığı okullar, ederini bilmediği karşılıksız burslar, hayır işlerinin yalnızca görünen kısmı. Yardımın gizli olanı sevaptır diyecek kadar mütevazı olan Namık Bey'den, yeni başlayan sosyal sorumluluk projeleri konusundaysa ağzından laf almak mümkün değil. Çok bahsetmek istemiyorsunuz ama en azından şu an çok da gündemde olan, aslında hepimizin bildiği Çankaya'nın göbeğinde köşk camii olarak aslında anılan bir anlamda Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın da bütün cuma günleri orada olduğu Hasan Tanık Camii'ni siz yaptırdınız değil mi? Evet, Allah nasip etti biz yaptırdık. Yaptırana kadar da kimseye bir şey söylemedik ama Hasan Tanık ismini oraya astığımız gün yaptığımız ortaya çıktı. Gizleyecek, saklayacak şeyimiz kalmadı. Allah riyadan esirgesin. Oranın hikayesi şöyle. Ben bundan 15 yıl evvel falan o bölgeden geçerken bir ikindi namazına denk geldi. Dördüncü caddede güvenlik sistemleriyle alakalı bir ortak şirketimiz vardı. Oraya gidiyordum. O camiye durdum. Herhalde bir Ramazan günüydü. Bir ikindi namazı kıldım. Çok şeydi, etraf lüks, Cumhurbaşkanlığı köşkümüz yanı başında, gece kondu, işte bakımsız, çok içim sızladı. Yani ülkemizin temsil edildiği Çankaya Köşkü'nün yanında böyle bir ibadethane olmamalı diye düşündüm. Sonra oranın, oğlumu kaybettim, babamı kaybettim, oranın birileri tarafından yapılabileceğini öğrendim. Sonra dedim ki, ben Allah nasip ederse burayı yapayım, ülkemize de yakışır bir eser olsun. Çünkü Çankaya tüm misyon şeflerinin oturduğu, yabancıların oturduğu bir bölge.
Ona göre özenerek inşallah yaptık. Tüm dünyaya örnek olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyanın farklı bölgelerinden, İslam coğrafyalarından eserle alakalı övgüler alıyoruz. Artı uluslararası camiada da ışıklandırma konusunda ikinciliği, üçüncülüğü var caminin. Dolayısıyla uluslararası bir eser oldu. Hem ülkemizi temsil eden hem uluslararası boyutta temsil yeteneği olan bir eser oldu. Dolayısıyla mutluyum. Yani hayatta en güzel yaptığınız iş ne diye sorarsanız birazdan o cami ve Çankırı'daki kanser araştırma merkezi diyebilirim. Diyorum zaten. İkisi de hem temsil anlamında, diğeri de sağlığa hizmet anlamında ülkemizin önde, küçük ama önde kuruluşlar oldu. Öyle. Var mı yine böyle örnek olacak, yapmayı istediğiniz, hayalini kurduğunuz, hayal kurmuyorum dediniz, hep gerçekçi baktım hayatı demiştiniz az önce, ama sosyal sorumluluk anlamında bunu mutlaka yapacağım dediğiniz proje nedir? Var ama söylemeyeceğim. Var ama söylemeyeceğim. Bazı şeyleri, hayır işlerini özellikle önceden söylememekte fayda var. Yapalım görelim diyorum inşallah. Bir insan hayatına kaç ölüm sığar bilmiyoruz. Önce ortağını, sonra anne ve babasını, genç yaşında abini kaybeden Namık Tanık, neredeyse ölümün her türlüsünü tatmış biri. Her kayıptan sonra toparlanıp işleri yoluna koyması zaman alsa da bir kaybı var ki Namık Bey'i uzun süre hayata küstürmüş. Bir insan ömrü... Evlat acısının tarifi yok elbette. Ama Allah inancı, güçlü aile bağları, elini bir an olsun bırakmayan eşi Aysel Tanık ve çocuklarıyla hayata sımsıkı tutunan Namık Bey, yüzü gülse de içi kan ağlayan biri. Buna rağmen insanlara karşı her daim güler yüzlü olmayı da ihmal etmeyen biri. O süreçte aslında ben tabii hayattan kopmuştum. Yani belli bir süre hiç iş, güç, dünya nimetleri falan hiç gözümde değildi. Bırakmayı düşünüyordum. Hani bir vakıf kurup işte onunla devam etmeyi düşünüyordum. O süreçte bir işçilerimizin, çalışanlarımızın işte 100 kişilik bir grubu geldi, ziyaret etti. Sonra kendi işlerinde mektuplar yazmışlar. Onlar geldi. Onlardan etkilendim, duygulandım. Hani bizi bırakma anlamındaydı. Herkesin kısmetini, rızkını Allah verir ama onlar da işte bizimle beraberdi. Onlar da etkili oldu. Tabii çalışmak acıları hafifletiyor. Unutturmuyor, unutmak mümkün değil ama biraz daha böyle onların da teşvikiyle, ailenin teşvikiyle işe güce tekrardan sarıldık. Çalıştık işte. Yaklaşık olayın üzerinden 10 yıl geçti. Dediğim gibi unutmadık ama işte hafifletmeye çalışıyoruz. 12 yaşına kadar olan dönem, 12 yaşından gençlik yaşıma, 16-17 yaşıma kadar olan dönemi diye algılarsak, birinci dönemi yaşadım. İkinci dönemde işte dönüm noktamız abimin rahmetli olması. Evdeki tabii ki gülmeyi, neşeyi, huzuru kaçırmış olması ikinci dönemi yaşatmadı sayılır. Dolayısıyla 12 yaşına kadar olan çocukluğumdan memnunum ama ondan sonrası gençlik yıllarına kadar olan bölüm tabii hüzünlü bir ailenin içinde. Siz gülmek isteseniz de gülemezsiniz. İçinizden de gelmez zaten. Anne baba o durumda. Dolayısıyla o dönemi yaşamadım sayıyorum. Birinci dönemde yaşadım. Sonrasında kayıp yıllar diyoruz. Öyle. Bir insan ömrünü neye vermeli? Harcanıp gidiyor ömür dediğin. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir.
harcanıp gidiyor ömür dediğim. Yolda kalan da bir, yürüyen de bir, harcanıp gidiyor. Unutmak diye bir şey yok, sadece alışmak var diyen Namık Tanık, kendini işe adayan her başarılı iş adamı gibi çocuklarının büyüyüşünü göremeyenlerden. Uzun yıllar hem evle hem de çocuklarla ilgilenerek aileyi bir arada tutansa eşi Aysel Hanım. İş hayatındaysa yol arkadaşım dediği oğlu Yusuf, aslında ev ve iş yaşantısını dengeleyerek Namık Tanık'ın da zamane insanları gibi biraz olsun dinlenmesine olanak sağlayan yegane ortağı. Eşime buradan teşekkür ediyorum. Biz hep 22 yaşında evlendik. O 20 yaşındaydı, ben 22 yaşındaydım. Akrabalık ilişkisi demeyelim de aynı köyden ailelerimiz birbirini tanıyor. Onlar Almanya'da yurt dışında yaşıyordu, biz de Ankara'da yaşıyorduk. Öyle bir görücü usulüyle evliliğimiz oldu. Evlilikten 3 tane çocuğumuz oldu. Ben çocukların nasıl büyüdüğünü, hangi yaşa geldiklerini çok fark edemedim iş hayatından dolayı. Ama sağ olsun eşim Aysel Hanım, baktık ki koca koca çocuklarımız var. Hepsi annesi ilgilenmiş, büyütmüş. Sonra biz de sahip çıktık tabii çocuklarımıza. Öyle güzel bir aile hayatımız oldu. Bildiğiniz gibi 18 yaşında birisini kaybettik, Hasan'ımızı. Ama Allah uzun ömür versin. Büşra'mız evlendi. 2 tane torunumuz oldu. Hasan'ımızın yerine Sabri diye güzel bir oğlumuz oldu, damadımız. Dolayısıyla Yusuf'umuz inşallah üniversiteyi bitirince onu da evlendireceğiz. O da aklı başında. Baba oğul gibi, arkadaş gibi. Ben de babamdan gördüğümü ona yansıtmaya çalışıyorum. Çocuklarımızla da güzel ilişkilerimiz var. Yani mutlu bir ailemiz var çok şükür. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Geçmişe dönüp baktığında sevdiklerinin kaybıyla bir yanım hep yarım diyerek kahkahalarla gülmeyi de askıya alan Namık Tanık için gözünden yaş gelecek kadar gülebilmek belki de hayattaki en büyük arzusu. İnsanın aciz kaldığı noktalar mesela. Bir ölümü engelleyemiyorsunuz. İsterse dünyanın hepsi sizin olsun. Aranızdan birinin gitmesine engel olamıyorsunuz. Veya ölümcül bir hastalığı ne kadar paranız olsa olsun yenemiyorsunuz. Veya mutluluğu satın alamıyorsunuz. Aldığınızı zannettiğiniz şeyler geçici hevesler, geçici mutluluklar oluyor. Parayla pulla falan alakalı değil mutlu olabilmek. Veya geçmişteki yaşanmışlıklar insanın gülmesini, coşkuyla gülmesini engelleyebiliyor. Gülebilen insanlara gıpta ediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Yani ben hiç hayat boyu işte anlattığım olaylar, kayıplar, iş hayatı, ticari faaliyetlerin kafada sürekli dönüyor olması böyle gözlerimden yaş akarcasına hiçbir zaman gülmeme müsaade etmedi. Yani gülen insanlara da gıptayla bakıyorum. Çok da hoşuma gidiyor öyle gülebilenler. Ama benim için çok zor bir olay. Yani herhalde imkansız gibi bir şey diye düşünüyorum. İnşallah bir gün ben de gülerim. Erken yaşlarda edindiği tecrübeyi 19 yaşında kurduğu şirketle başarıya taşıyan Namık Tanık, hiç bırakmadığı baba mesleği sayesinde ülkemizde borucular kralı, yurt dışındaysa Guinness Rekorlar kitabına girecek bir hızla tamamladığı köprülerle köprülerin efendisi olarak bilinen, insanların çılgınlık olarak gördüğü işleri ülkemiz için bir fırsat diyerek başarıyla tamamlayan, kafasına koyduğunu yapacak kadar inatçı bir yapıya sahip olsa da her insan gibi onun da bir kırılma noktası var elbet. Torunları. Dede olan her iş adamı gibi çalışma temposunu düşürmesine, doğada ya da evde daha çok vakit geçirmesini sağlayan ikiz torunları sayesinde hayatında yeni bir dönem açsa da, daha uzun yıllar emekli olmayı düşünmeyen Namık Bey'in yeni hedefi ise
dünyanın en büyük inşaat firmaları arasında 116. sırada yer alan holdingini ilk yüzün içine taşımak. Öğrendik ki hiçbir başarı tesadüf değilmiş aslında. Ve bu hafta öğrendik ki en büyük servet itibarmış. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın. Şantiyelerde çalışan binlerce işçi, Boğaz Köprüleri gibi ama suyun altında. Türk girişimciler yurt dışında hangi sorunlarla karşı karşıya? Kiyaka denizin altından bir araya gelecek. Sahası büyüklüğündeki 3. havalimanı yılda 150 milyon yolcuya hizmet verecek.